Benim babam minibüs şoförü. Evimizde kira bakmakta olduğu da 3 tane evladı var. Fakat biliyorsunuz belli kısıtlamalar geldiği için yolcu sayısını aşamıyor. Yolcu sayısını aşmadığı zaman da ne yazık ki yani benzin parası bile zor çıkıyor günlük. Hani 5 değil de bazen diyor ki yeri geliyor hani mesafeye yine uymaya çalışıyorum. 8 kişi 10 kişi aldığım oluyor diyor. Hani acaba bunda kul hakkına giriyor mu? İşte yolcu almadığı zaman da biliyorsunuz zaten geçinmek zor Türkiye şartlarında. Yani biraz zorlanıyor. Acaba hani yorumu ne olur hocamızın? Onu merak Soralım ettim. Zeynep Hanım. Bir taraftan da Rabbimize dua edelim inşallah bu virüs denilen bela bir an evvel ortadan kalksın da böyle problemlerle karşı karşıya kalmayalım. Babacığınıza da çok çok selam olsun. Rabbimiz hayırlı rızıklar ihsan eylesin. İstanbul'a selamlar. Evet hocam, ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Şimdi tabii çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte dikkat edilirse aslında öne çıkan şey insan sağlığı. Yani gerek kamu, gerek özel sektör, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerini projelendirirken bu olağanüstü süreçteki şartlara göre Bir takım tedbirler tedbirler alıyor. aldı. Bu bakımdan insan hayatının korunması her şeyin üzerinde. İlgililer, sorumlu kişiler bu virüsün bulaşmaması için her alanda tedbirler alıyor. Bunlardan birisi de ulaşım vasıtalarına yolcuların binerken nasıl binecekleri, ne kadar yolcu alacakları buna uymak gereklidir. Dolayısıyla bunun mutlaka uygulanması gerekir. Daha çok kazanma düşüncesiyle bu kuralları ihlal etmek, bu konular anlatılırken Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da vurguladığı gibi bir bakıma kul hakkını ihlal etmek demektir. Evet, bu süreçte zaten herkesin hem maddi hem manevi bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Devletler